Merhaba Web Raz izleyenleri, ben Erdem Papuççuyan. Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla yerinden takip ettiğimiz Money 2020 Europe etkinliğinden sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Yanımızda EFKS'ten Emre Sayın var. Öncelikle merhaba. Merhaba Erdem. Teşekkür ederim standımızı ziyaret ettiğin için. Çok bugün aslında etkinliğin son günü. Ben hemen şundan başlamak istiyorum. Etkinlik sizin için nasıl geçti? İşbirlikleri, partnerlikler yapabildiniz mi veya memnun musunuz etkinlikten? Aslında bunu sormak istiyorum. Evet, etkinlik çok büyük. Özellikle bizim de uzman olduğumuz alan ekseninde konumlanmış bir etkinlik oldu bu sene Money 2020. Gerçi biz ilk defa katıldık ama çok memnunuz. Çok güzel işbirlikleri çıkarttığımızı düşünüyoruz. Fuardan sonra daha netleşecek tabii ki. Hemen şöyle devam edelim. Yani bilmeyenler için EFKS nedir? Neler yapar? Ne gibi hizmetler sunar? Hangi bölgelerde hizmet veriyor? Bunları da öğrenelim. Tabii EFKS, İHS Teknoloji'nin bir iştiraki. İHS Teknoloji, fraud tespit ve engelleme konusunda yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren, ARGE yapan firmalardan. Birçok bankayla zaten çalışıyorduk. EFKS, fraud orkestrasyonu dediğimiz, fraud operasyonlarına yönelik yeni, inovatif bir ürün. Dünyada bu konsepti biz ilk ortaya koyduk. Şu anda bir iki bankayla çalışıyoruz. Çok iyi sonuçlar aldık. EFKS ne yapar biraz ondan bahsedeyim size. Alternatif dağıtım kanallarında, dijital bankacılık kanallarında, kartlı ödeme sistemlerinde gerçekleşen şüpheli işlemlerin hepsini tek bir merkezde toplayıp 360 derece görüş açısı sağlar. Dolayısıyla çok hızlı sürede bankaların reaksiyon almasını sağlayan bir fraud analitik sistemi. Kısaca böyle özetleyebilirim EFKS'i. Şu an Türkiye'de çalıştığınız bir banka var mı? Var. Ama isim? Ya isim vermeyelim. Evet. Okay. Özellikle fraud teknolojilerinde hani şu markayla bankalar da zaten bunu anons etmiyorlar biliyorsunuz. Genellikle isim vermiyoruz. Evet. O zaman son olarak da şunu sorayım. Gelecek planları nedir EFKS için? Yani ne gibi hizmetler ileride sunmayı düşünüyorsunuz veya şu an hani gerçekleştirmek istediğiniz planlarınız var mı? Şimdi bu seneki fuarın temasına bakacak olursanız, hani FİDZA'yı falan görmüşsünüzdür. Özellikle financial crime, yani finansal suçlar konusu ekseninde dönen bir teknolojik şey var. Vardı. Blockchain sene, out, siber suçlar in. Bunun nedeni 2023'te tahmin edilen piyasa değeri bu endüstrinin 30 milyar doları bulacak. Fraud kayıplarından bahsetmiyorum. Fraud tespit ve engelleme yazılımlarının, yani bu software industry'nin erişeceği potansiyel 30 milyar ki bunun üzerinde bile olabilir. Dolayısıyla biz de İHS Teknoloji olarak bu konuya daha fazla yatırım yapıyoruz. Bir iki ürünümüz daha gelecek bu dikeyde, finans dikeyinde. Onun için yavaş yavaş etkinlikleri gezip biz de ürünlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.